Herkese merhaba arkadaşlar. Don't Starve Hamlet'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wickfed'le. Evet, biliyorsunuz bir önceki bölümde tapınağa girmiştik. Tapınakta takvimi bulamadık. Muhtemelen de takvim belirli bir günden önce açılmıyor. Fark ettiğiniz gibi de çok uzunlamasına bir harita çıktı karşımıza. Şansımıza diyelim. Evet, şu an çok bir yiyecek sıkıntımız yok. Ama ve lakin şunu da pişirelim. Hemen yiyelim hatta bunu. Tamamdır. Ama ve lakin biz artık geri dönüp muhtemelen başka tapınaklara, başka adalara geçiş yapıp biraz kendimizi geliştirip tekrar buraya gelip ondan sonra takvimi bulmaya çalışacağız. Belki üzerimize de biraz barut falan alırız. Nitre topluyoruz sanırım. Evde de vardı herhalde. Çok fazla canımız yok. Ona da dikkat etmek lazım. Silahımızın bir tanesi bitmek üzere. Şöyle onu da değiştirelim de halihazırda bulunsun. Evet, yorumlarınızda ya walking chain yapacağız. Onları da okuduğum için söylüyorum. Ya da artık onu da yapamazsak bir yürüyen bitkiden bitkisini düşürüp ayda yine geldi bu. Gerçi bunu kestirmeden gitmiş oluyoruz da. Neyse, hiç uğraşmaya da bilirim. Bakacağız bir insin de. Umarım ezmez. Ezerse de artık yuh yani. Kaçışın, kaçışın. Bir sonraki sefer inecek galiba. Yani sudayken inmesini de istemiyorum da. Şöyle yürümeye devam edeyim, bakayım ne olacak. Lan oraları yıkma. Vallahi krokpotumu yıktı. Yıktı krokpotumu yıktı. Kazmam var mı? Kazmam var aslında da. Yok, kaçamam. Kaçış şansı bırakmadım. Her seferinde de bu götürüyor bizi. Maşallah. Kestirme bir. Bu arada yumurtayı sormuştunuz. Yumurta burada. Vallahi burada. Alsam mı onu? Alsam mı? Gerek yok ya. Başka bir şey var mıdır burada? Her seferinde bir şey ekleme ihtimali olduğundan dolayı şöyle yine ufak bir gezinti yapmış olayım. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen kendi adamıza dönelim. Bu arada mağaradan da şu meşe için, madenci şapkası için bir arayışa girelim ya, ondan varsa, çünkü bu mağarada oluyor bir tek olursa. Şuradan geçen direkt çıkmıştık. Şimdi takalım, girelim bakalım. İnşallah yaratık yoktur da. Şey yok. Şansımıza yok mu acaba ya? Eğer varsa çok güzel olur. Fulleriz şunu. Bir tane de yolluk alayım kendime. Hadi gidelim.
Üzerinde bu varken gidemeyeceksin, anlaşıldı. Ay, yordun beni, vallahi yordun. Şunu yiyelim. Şunları da alalım. Al, al, al. Nitre buldun mu alacaksın. Evet, şimdi yapacağımız planlardan belli başlıları belli. Şunu da ekleyelim hadi. Evet. Şimdi elimizde silahımız var. Kafamıza şunu takalım. Evet, şu an ne alemdeyiz bilmiyorum. Gaz mevsimi gelecek. Gaz mevsimi gelmeden önce bunların da kökünü kurutacağım yani. Valla. Kökünü derken soyunu işte. Şu turplardan alalım. Canavar etimiz var. Evet, neredeyiz? Buradayız. Bir kasabamıza gidelim. Şuradan çıktık yine. Şurası muhtemelen şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Kraliçe domuzun olduğu yerde diğer adaya ulaşırız artık. Oradan gidelim, tamam. Bu orada çok kalabalıklar. Onlar biraz savaşsın. Şunu alalım. Buralarda zaten savaş olmuş. Bulduklarımızı toplayalım. Yalnız çiçek varsa çiçek toplasak daha iyi. Neyse, gidelim hadi. Hem şu akıl sağlığını biraz toparlamış oluruz. Hem de çiçekleri satarız. Evet, benim o walking chain'i bir şekilde halletmem lazım. Evet, artık o böceklerden kaçmıyorum ya. Kaçmayacağım. Yani çok aşırı derecede fazlası gelmediği sürece kaçmayacağım. Belki biraz toparlanırsak yarın öbür gün şunu da alsam iyi olurdu ya. Şu nerede, düşük bir silahım vardı benim. Yarın öbür günde biraz toparlanıp aslında Kraliçenin adasına gidersem hiç de fena olmaz. Oradan ihtiyaçlarımı alırım. Çok da iyi olmuş olur. Gitmeden önce kendi evimde bir makas yapıp şuraları temizlesem ya. Neredeyse tamamı çıkmış. Evet, biraz para kazanma olayına gidelim. Zaten biliyorsunuz gaz mevsimi de gelmek üzere. Evet. O şekilde yapalım. Biraz toparlanma evresine girelim bence önümüzdeki birkaç gün. Kasamıza bir şeyler koymuştuk biz. Bakalım onlardan da neler var. Şuraya şunu koy. Depola. Evet, orada bile silahım var. O da güzel. Şunu hep shift'e basıp koy diyorsunuz ama yani ben her zamanki gibi alışkanlık olmuş artık ya. Böyle çok daha rahat oluyor bence. Siz öyle alışmış olduğunuz için o daha kolay gelebilir. Ama bu bana daha da inanılmaz kolay geliyor, pratik geliyor. Hiç düşünmeden hallediyorum diyebilirim. Evet, şimdi şu yiyecekleri bir yedeklemeye çalışalım. Biraz kendimizi toparlayalım. Muhtemelen bir ya da iki güne tekrar yarasalar gelecek. Şu nitreleri de depolasak iyi olacak. Domuz totumuz falan da var.
Uçuşursa uçuşsun. Evet, ben teyzeler, ablalar, azıcık para verin bana. Gelin gelin gelin. Şimdi bir makas yaparız kendimize. Şu artık fazlaca uzayan çimleri de bir keselim. Biraz paramız olsun. Özellikle öteki adaya giderken hem orada da çimleri kesebileceğimiz kadar bir demir cevheri falan toplayalım. Bir şekilde rahatımıza kavuşalım artık. Hadi biriniz daha, şunu da verelim sana. Evet, yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Yani fırsat buldukça yazarsanız ben de memnun olurum. Şuradan bir makas yapalım artık. Üzerinde bırakacağım fazlalık ne var? Şunu bırakalım. Evet, bir de benim galiba şurada kasalarım vardı ya, orada şey vardı ya. Dikiş setim. Bir şunu da bir şunu da, biliyorsunuz, hırsızdan halletmiştik. İyi de olmuştu açıkçası. Bakalım. Şurada 1, 2, 3. Üçüne de gidelim bir bakalım. Şu sizden gelen bir şey mi acaba? He, o kadar da hainim vallahi. Evet teyze, şunları toparlayayım, sana satacağım bunları. Evet, fazlaca uzamışlar. Çünkü bunları hiç kestiğimizi hatırlamıyorum bile. Kesmedik. İhtiyacımız da olmadı. Olmadığına da mutluyum. Çünkü çok fazla bunlar içinde dolaştığımızda vakit kaybı olabiliyor. Bu vakit kaybıyla da uğraşmak istemiyoruz, biliyorsunuz. Oo, yarısından fazlası uzamış. Makas yetmeyecek. Evet, gördüğünüz gibi yetmedi zaten. Teyze sen nereye gidiyorsun ya? Dur, seninle uğraşamayacağım. Peki. Evet, anlaşıldı ki gördüğünüz üzere demir cevheri avına bizim gitmemiz gerekecek. Havuççu şuradaymış ya. Biraz demir cevheri toplamamız gerekecek. Topladıktan sonra da artık o çimlerin kalanını keseceğiz. Daha sonra üzerimize iyice yakıt takviyesi yaparak gideceğiz Kraliçenin adasına. İki tane de asası var biliyorsunuz. O iki asasını da vermeye çalışacağım. Acaba iki asasını verince farklı anahtarlara sahip olabilecek miyiz? Onu da merak ediyorum açıkçası. Bayağı paramız oldu. İyi oldu. Yine üzerimdekilere bir göz gezdiriyorum. Çok fazla altınımız da kalmadı. Ona da dikkat etmek lazım. Şu sizden birinin mi? Gel bakalım. Bir altın bir altındır. Evet, ben şu an hala gündüzken, fırsatım da varken şu demir cevheri olayına girişeyim. Hemen de zaten kasabanın yanında. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, biraz artık keyifle oynamamızın vakti geldi diye düşünüyorum. Çok fazla sıkıntıyla oynadık biliyorsunuz. Ama diğer adaya giderken üzerimde de biraz olsun şu crockpot yapma malzemesi taşımak istiyorum. Ki o adaya da crockpot eklemek istiyorum. Burada hala böcekler dolaşıyor. Bu böcekleri bir iki mevsim öldürmesek sanırım komple adayı kaplayacaklar. O yüzden de onları bir şekilde öldürmemiz gerekiyor. Evet, şunlar pişirilip yenilebiliyor galiba. Ama bu karakterimiz onu maalesef
Beceremiyor. Seni en son ihtimal halletmeye çalışacağız. Evet, demir cevheriniz yok galiba. Sinek bana gelme. Heh. Gelme bana. Aferin. Evet, mümkün olduğunca fazla toplamaya çalışacağım şimdi. Çünkü bu kraliçenin adasında olası büyük, çok cızır diyorsunuz. Olası büyük çim varsa nasıl kül olur ya? Taş da mı kül oldu? Çok can gitti. Evet, dikkatli olmak lazım artık. Çok can gitti. Yani robotla uğraşsak bu kadar canımız gitmezdi ya. Meşale yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Şuralarda var. Keşke şunlarla uğraşsaymışız. Neyse, paramız olacak. Üzerimize de zaten merhem falan da alacağız. O merhemlerle ilerlemeye çalışacağız. Ki bir ihtimal canımız giderse diye sıkıntı olmasın bize. Şu meşaleyi hemen kullanalım. Bir tane daha olsam aslında kafi sanki. Yeterli olur diye düşünüyorum ama tekrar bir haritaya bakalım. Evet, altınları da bulduğumuz zaman kaçırmamak lazım. Her daim işimize yarayacak. Bir de seninle mi uğraşacağız ya? Neyse, yapacak bir şeyimiz yok. Ona gitti, tamam. Orada da bir tane altın varmış ya. Yak. Hadi hadi. Burada orman mı varmış ya? Evet, orman var. Artık şimşek yemek istemiyorum kafama. Çünkü riskli bir andayız. Evet, gaz mevsimi de geldi gördüğünüz gibi. Kendisine merhaba diyelim. Sineklerle uğraşıyorlar. Şimdi. Evet, gidelim artık şu evde bir makas işine tekrar devam edelim. Bu arada ben paratoner yapmıştım. Evet, yapmıştım. Mümkün olduğunca artık ihtiyaç duyduğumuz şekilde kullanacağız. Bir de şu dikiş setimi ben yanıma alayım en iyisi. Evet, pitetle pek işim yok. Hiç değilse bir 10-15 gün taşımasam da olur. Onu bırakalım. Ki fazla da gitmedi açıkçası. Şu eşyaları bir depolayalım. Ama bu sefer şu tık tıkı yanıma almak istiyorum. Ormanda falan çok fazla altın görebiliyoruz. Bu altınları da kaçırmamış oluruz.
Şu köfteyi yiyelim ama gün bitmeden de ben tekrar malzeme almam lazım. Ucuz etim var mı? Var. O birini de alırım ben. Aha, hırsız, tüh. Tüh 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 tüh. Ellerin doluyken geldin. Kaçacak o. Artık yakalayamayız. Maalesef yakalayamayız artık. Yakalasak güzel olurdu ya. Neyse. Kaçırdık. Evet, havuççudan aldıklarım neredeyse bedavaydı. Geldi, şunu sürekli takmayalım. Bazen unutabiliyoruz kafamızda. Tamam, onu ayarla. Ben şimdi bir yine makas yapayım. Makasımız da hazır. Tekrar kesime gidebiliriz. Şunları da bırakayım. Haydi bakalım. Kasamız zaten doldu. Sandığımız dolu. Makas, makas, makas. Taş, kağıt, makas. Hadi. Tamamdır. O hırsızı her zaman öldürmemizde fayda var ya. Çünkü çok değişik şeyler çıkabiliyor hazinesinden. Ondan da faydalanmak lazım. Bir de her gün şuna da uğrasam iyi olacak. İşe yarar bir şey bulursak hemen almamızda fayda var onda da. Evet, şunlardan almak istiyorum ya. Ben bunlardan depolamak istiyorum. Neyi bırakacağım buraya? Neyi bırakacağım? O da güzel. Güzel bir soru. Şu nitriyi bırakayım ya. Son anda taktık. Tamam. Şunu da alalım bakalım. İyi. Tamam. Evet, olabildiğince birazdan canımızı dolduracağız ki riske atmayalım. Bu kadar az can her zaman için riskli. Şu aşağıdakini de keselim, ondan sonra üzerimizdekileri satarız. Ama üzerimiz dolacak şimdi. Şunları kullanalım ya. Hiç riske atmak istemiyorum. Az bir şey bile dolsa faydadır diyerekten. Evet, bu arada gördüğünüz gibi akıl sağlığımız inanılmaz düşüyor bu maske yüzünden. Belki ama bu karakter de kurabiye falan yiyemiyor ya. O kurabiyeden yeseydi iyi olacaktı da. Biz yine şu üzerimizdekileri bir satalım. Evet, bu maske döneminde biraz sıkıntı çekeceğiz akıl sağlığı açısından. Atarlı abla bir şey düşürmüyor mu yoksa? Bak, onu da hiç denemedik ha. Teyze ne yapıyorsun ya? Hadi. Gece olmadan şu alışverişimizi tamamlasak iyi olacaktı. Yok artık. Ya şu an bir şey düşürmüyor bu abla, atarlı abla, ya da bana öyle geliyor. Saldırma lan. Balta şurada kalsın.
düşürüyormuş. Gördüğünüz gibi düşürüyormuş. Tesadüfmüş o. Biz buz almadık ya. Her şey tamam da bir buz eksik. Şunu da bırak. Yarın da şimdi ben çıkacağım, gideceğim. Aa, gece giremiyoruz oraya. Sen bir eline silah al da. Yine olay derinlere inmeye başladı. Çok şey düşürdün ya. Evet, ya maskeyi takacağız. Başımız ağrıyacak, akıl sağlığımız gidecek. Ya takmayacağız, hapşırıkla uğraşacağız. Şimdi buradaki çimenlerle artık işim yok. O yüzden şunu bırakacağım. Üzerimde fazlalık yapmasın. Zaten onu gidince artık Kraliçenin adasında yaparız ya. Demir cevherlerimizle. Olduğu kadar diyelim. Umarım elverişli şeyler de buluruz. Şunu yesem bir. Sen şuraya gir. Havuç havuç. Hadi bakalım. Başka tarifler de kullanmamı istiyorsunuz ama yani dediğim gibi en pratik bunu halledebiliyorum ya. O yüzden başka tarifle de uğraşmak istemiyorum. Şu an için. Bir de Atarlı ablayla hiç öyle deneme yanılma yoluna girme niyetinde de değilim açıkçası. Az daha buzu yiyordu he. Çakallara bak. Şunu da al. Bak yedi ya. Vallahi yedi ya. Neyse şunu da üzerimize alıyoruz. Şu an çıldırma evresindeyim. Ben de çıldırıyorum. Vallahi çıldırıyorum yani. Ben de çıldırdım. Sonunda beni de çıldırttılar. Apçu diyor. Apçu. Ne apçuysa hadi bakalım. Evet, biraz uğultulu bir oyun oynattırıyorum size ama kusuruma bakmayın. Evet, benim şimdi çıkıp artık birazdan peşime takılacak hayaletlerden kurtulmam lazım. Maskemizi takalım, zaten artık dibe vurduk ya. Daha ne kadar dibe vuracağız? Evet, hemen çiçek bulmaya gidiyoruz. Çok oldadın ama çiçek bulacağız, halledeceğiz. Şu taraflara doğru gidelim. O tarafta demir cevheri de olabilir. Benim bir arada çiçek işine girmem lazım. Ya şu adamlardan birini öldürüp uğraşacağız ama bu sefer de canımız gidecek. Hiç gerek yok ya. Evet, Atarlı ablaya akıl sağlığı veren bir et yoktur herhalde, değil mi? Evet, yaratık gelmeye başladı. Evet evet, hadi hadi hadi. Senle uğraşamam.
Hadi artık. Çiçekler mi azaldı? Ne oldu? O kadar değil, o kadar değil. Birazınız tamam ama bu kadar değil yani. Kaç tane var? Bunlar beni dövüyor, vallahi dövüyorlar. Şurada bir tanesinin peşine biraz taksak. Şurada biraz dağıtsam onları halledeceğim de dağıtamıyorum ki. Evet, bunları bir halletmem lazım. Halledemezsem öleceğim. Bir kısmını hallettim, kaskım yok. Demek ki neymiş? İki tane kaskla dolaşmak lazımmış. Yok artık ya. Vallahi yok artık ya. Bir de sen çıktın başımıza. Tak maskeni koçum, tak. Daha takma, dur bekle. Evet, oyun ilginç bir hal aldı. Tüm yemişleri de halletmişler maşallah. Hepsini de yakmışlar. Akıl sağlığımız yine dibe vurdu. Evet, bu gaz maskesi döneminde edindiğimiz bir tecrübe ama yani bu kadar da sıkıntılı olmamalı ya. Şunu da al. Bu çiçekler bir süre sonra bitecek. Oh be. Oh be. Oo, size de işkence çektirdim ama. Sen niye bana dolanıyorsun hala? Buna çiçek şapkası yapsak işe yarar mı ya? Onlarla da hiç uğraşamayacağım şu an. Zaten paramız var. Evet. Akıl sağlığı olayında bir şekilde toparladık. Uy, işe bak ya. Evet, daha fazla etraftan bir şey söküp atmasam iyi olacak yani. Ben şu üzerime dikiş setini almaya gideyim önce. Ya şundaydı ya şunda. Yakınlarda da bir iki cevher varsa. Nihayet. Maskeyi takmıyorum, akıl sağlığı gidiyor.
Yani maskeyi çok riskli durumlar olmadığı sürece takmak istemiyorum. O bir iki gün idare edecek şey de yok bende. Yani yemiyorum daha doğrusu. Pişirip onu yemeyi denesek. Yok geldiler. Yine bunlar geldi bu sefer. Açlıktan ölme. Çok şey burada düşürürsek sıkıntı. Yani can doldurmak için savaşmak gibisi yok vallahi bu Atarlı ablayla. Gelsene saldırsana hadi. Resmen neyse bunu da atlattık. Şu domuz totoları ileride çok işimize yarayacak kasaba kurmak için aklınızda olsun. Mümkün olduğunca fazla biriktirin. Benden söylemesi. Altın mı vardı orada? Yok. Evet, silahımız var. Karnımız tok değil bir tek. Peki. Heh, hırsız. Hırsıza vurdu. Nerede o? Nereye kaçtı ya? Ya öldürecektik onu ya. Evet, benim şu merhemciye bir uğramam lazım. Bu gaz mevsiminde ilerleyemeyeceğiz, hayda. Tamam, sorun değil. Ben şimdi o zaman şu barut işini falan halledeyim. Hazır buralardayken. Her seferinde unutuyorum değil mi yerimi? Nihayetinde hazırlıklarımı tamamlamaya çalışayım. Barutu nasıl yapıyorduk? Onu da her seferinde unutuyoruz. Buradan mıydı? Buradan değil. Aa şu fenerden yapabiliyorum ben yine ya. Şu üzerimdekiler çürümedi aslında yapsam. Vay be dedim patladı ya. Dedim ne oluyor? Şu neymiş? Baca şapkası. İlginç. İki tane saman ipi yapabiliyoruz. Şunu şöyle koy. Yine akıl sağlığı düşüyor. Arkadaş bu akıl sağlığı çok düşüyor bizim ya. Şu şapkayı taksana sen normalde. Çıkmaz mı acaba? Almasaydın daha iyiydi. Neredeydi o? Evet, o da bulunsun üzerimizde. Çift dikiş, çift dikiş gidelim vallahi. Kalsın o da kötü gün paramız. Evet, akıl sağlığı olayını ne yapacağız? Fikirleriniz varsa
Alabilirim. Akıl sağlığı olayı kritik. Şu üzerimdeki paraları da tümletsem nasıl olur bilmiyorum. Her gün bu akıl sağlığıyla uğraşamayacağız ya. Çok büyük sıkıntı olacak bize. Yani şunu taksak daha fazla düşüyor. Evet, kararsız kaldım. Acaba o da olmaz ki. Evet, yine uğultuları başladı. Ben bu kadar çiçek bulamam ki zaten ya etrafta dolaşıp. Evet. Aa, akıl sağlığı yükseliyor. Evin içinde kalalım, dur. Yani yükselmese bile düşmüyor. O zaman biz hemen bir tane ev satın alacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Mecbur ev alacağız. Akıl sağlığımız düşmesin diye. Hapşurunca da düşüyor akıl sağlığı otomatik. Bunu takınca yine düşüyor. Evet, çiçek şapkası şart. Ama her hapşurduğumuzda da 3 düşüyor. Yani her seferinde 6 düşüyor. Çok büyük sıkıntı. Ev alsak da sıkıntı. Almasak yine sıkıntı. Aa, yok, böyle bir hafiften de çıkıyor sanki. Evet, bize Kraliçenin Adası'ndan güzel bir şapka lazım. Akıl sağlığı veren güzel bir şapka. Ben bu halde yalnız gidersem kesin ölürüm. Evet, benim ev satın almam lazım. Bizim başkan nerede? O değil, başkan nereden? Şurada. Şurada. Başkanı bir sabah ziyaret edelim. Hemen bir evimizi satın alalım. Yapacak hiçbir şeyimiz yok çünkü artık evde takılacağız. Bu akıl sağlığı çünkü uğraşılacak gibi değil. Her gece evde olmamız gerekecek. Evet, ne hızda çıkıyor acaba, onu merak ediyorum. Şuna gidelim de biz bir istediğimiz şeyi alalım. Sana şunu bırakırım. O muydu? Bunu alayım ben bir canım. Evet. Yani uzun direnmelerimden sonra artık eve sahibiz. Şunu alalım. Burada değişik bir şey yok. Karnımızı doyuracak bir şey yok. Yok oğlu yok. O zaman paramız varken bir de şu şeyleri bir deneyelim. Yiyecekçiden yiyecek almayı. Bakalım akıl sağlığı veren bir yiyecek var mı? Çok gittik ya. Yani bunu yiyemiyoruz zaten. Bir şu var. Bunu yiyebiliriz herhalde ya. 15 veriyor mu akıl sağlığı? 5 verdi. Bir tane daha ondan alalım. Yediğimizde bulunsun. Ucuz zaten. 20'yi de onun tamamını harcamak istemiyorum. Neyse, çıkalım.
Evet, ben tekrar bir dışarıya maceraya gidiyorum. Mecbur gideceğim. Bir akıl sağlığımı fulleyip geleyim. Şunda bir şey var mı? Bu yeşil mantarla nasıl akıl sağlığı, yemek falan filan olabiliyor? Onu da bilmiyorum. Evet, hiç yapacak bir şeyimiz yok. Çıkacağız. Zaten akıl sağlığı dibe vurdu. Bari hapşurmayalım diyeceğim de. Evet, bu gaz mevsimi çok uğultularla geçecek bir mevsim oldu bizim için. Şunun çiçeklerini alsam benimle kesin saçma sapan bir vukuata girişecek. Sizlerle uğraşmak istemiyorum. Tüy bulduk, onu da istemiyorum. Vallahi istemiyorum ya. Yani gaz maskesi takınca adamın akıl sağlığı düşüyor yani. Evet. Onu alma. Evet, bir yandan da böceklerin sesleri geliyor. Orada onunla kapışıyorlar. Neyse, çok fazla yoklar Allah'tan. Ben orada bir şey mi düşürdüm az önce ya? Oo, düşürdüğüm şeylere bak. Evet, resmen şu dönemde günler boşa gidiyor gördüğünüz gibi. Geceyi evde geçireceğiz. Tam hapşururken gidip maskeyi takacağız falan filan. Arkadaş, sürekli düşmeye mi meyillisiniz siz? Nesiniz ya? Evet, çiçek de gördüğünüz gibi neredeyse hiç yok denecek kadar azaldı artık. Kağıtçı ya. Vallahi üç kağıtçılar. Evet. Gece olmadan kasabaya dönsek bari. Topladığımız çiçekler yine boşa gidecek. İşte bu durumda bu olayı en iyi Warbucks çözüyor. Üzerinde para varsa akıl sağlığı derdi yok. Her an uğuldamaya meyilli. Benim bir tane şeyi halletmem lazım ya. Şapka. Hırsız şapkası. Evet. Bir tane ondan benim bulmam acil şart. Çünkü onunla çok rahat edebileceğiz. Bas 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 bas. Eve gidiyoruz hadi.
Hayda, evde karanlıkta kalmış. Işığımız var. Evet, sen şunu artık şuna tak. Yapacak bir şeyimiz yok. Sen hapşurursan hapşur. Şunu koyalım. 56, peki. Bu adama ateş mateş yaktığımız zaman bu faydası oluyor mu? Hemen gölgeler uzanıyor. 57. Hadi hafif yukarı çıksa bari ya. Tamam. Şimdi bırakacağımız şeyler var mı? Balyoz, malyoz belki lazım olur. Hepsi lazım olur ki. Hayret, bir defa hapşurduk. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Evet, 28. gün de bitiyor. Gerçekten şu an geçen günler o kadar hızlı hareket etmemize rağmen şu an 3-4 günü heba ettik sırf bu akıl sağlığı yüzünden. İki defa hapşurdu. Az önceki tesadüfmüş. Evet, yine düşüyor akıl sağlığı. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet, yorumlarda söylerseniz bir fikri olan varsa bu Atarlı ablayla akıl sağlığı konusunda belki bir çadır yapabiliriz ya. Çadır yapsak uyusa aslında evet. Karnı çok acıkır ama akıl sağlığını fulleyebilir. O zaman geceleri uyuyarak geçireceğiz. Yani yine yapacak bir şey kalmayacak. Bak bakayım bir daha canım. Tentemente şu an bomba makinenin yanında değiliz, yapamıyoruz. Evet, fikri olan varsa söylerse çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Bu bölüm biraz uğultulu bölüm oldu. Lütfen kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bunu çözmemiz lazım. Bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Evet, görüşürüz. Hoşça kalın.